değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanı Kauka Silva'ya çok teşekkür ediyorum. Bu gösterdikleri misafirperverlikten dolayı dünden itibaren Portekiz'deyiz. Dışişleri Bakanımız, Kültür, Turizm Bakanımız, çok sayıda milletvekilimiz ve yine çok sayıda iş adamlarıyla beraberiz, yatırımcılarla beraberiz. Portekiz ile Türkiye arasındaki ilişkiler daima dostanedir. İki büyük imparatorluk geçmişi olan bir ülkeler olarak ilişkilerimiz tarihten de aldığı destekle bugün de en mükemmel şekilde gelişmektedir. Bildiğiniz gibi iki ülke de çok eski NATO üyesi ülkedir. Dolayısıyla ilişkilerimiz her bakımdan gayet iyidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde hem ikili ilişkilerimizde hem bölgede cevran eden konuları gözden geçirme fırsatı bulduk. Bugün gerek askeri sahadaki işbirliği ile ilgili, gerekse ekonomik işbirliği ile ilgili bazı anlaşmalar imzalanacaktır. Bunlar da ilişkilerimizin ulaştığı boyutu göstermektedir. Sayın Başbakan geçen sene Türkiye'ye ziyaret ettiğinde Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili de bir strateji belgesi imzalanmıştı. Biz daima Portekiz'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki gayretlerine verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Portekiz halkına hem hükümetlerine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına hep teşekkürlerimi bir kez daha tekrarlamak isterim. Daima bu desteği yanımızda gördük. Bundan sonra da görmeyi çok arzu ediyoruz. Bu ziyaretimizde herhalde çok öne çıkacak olan konu ekonomik işbirliğimizdir. Şu anda 1 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz vardır ama işbirliği yapacağımız alanlar da çok geniştir. Baştan Türkiye çok büyük bir ekonomidir. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. Gayri safi milli hasılamız 1 trilyon dolara yaklaşmıştır. Nüfusumuz da büyük olduğu için yatırım imkanları çoktur. Portekiz firmalarının Türkiye'de yaptıkları faaliyetlerden de memnunuz. Özellikle enerji sektöründe yatırımlar yapılmakta. Bunların hepsini çok destekliyoruz. Türkiye ile Portekizli iş adamlarının gerek Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Asya'da ortak yapabileceği çok işler olduğu kanaatindeyim. Avrupa Birliği'nin bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz, ki Portekiz'in de içinden çıkmak üzere olduğuna inandığımız bu ekonomik krizde dışarıda ortak iş yapma eminim ki büyük fırsatlar verecektir Portekizli firmalara. O bakımdan bugün yapacağımız iş toplantısı da önemlidir. Demin söylediğim gibi çok sayıda yatırımcıyla beraber geldik. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber onlara hitap edeceğiz ve daha çok beraber çalışmalarını teşvik edeceğiz. Turizmde muhakkak ki çok büyük bir işbirliği ekonomik faaliyet alanıdır. Biz Nisan 2013'ten itibaren bütün Portekiz vatandaşlarına sadece kimlik kartlarıyla havalanlarında vize vermeye başladık ve serbestçe ülkemizi ziyaret ederler. Eğer aynı tip kolaylıklar burada da gösterilirse eminim ki çok sayıda Türk Portekiz'in bütün bu güzelliklerinden, tarihi, kültürel mirasını görmek için çok daha fazla buraya geleceklerdir. Yine bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Suriye ile ilgili gelişmeler hakkında Sayın Cumhurbaşkanı benden komşu olduğumuz için daha çok bilgi almak istediler. Ben de bu konuyla ilgili hem görüşlerimizi hem olup bitenleri kendisiyle paylaşma fırsatı buldum. Bir kez daha gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyorum. Bu tarzda top. Günaydın. Bizim için bugün, Portekiz için çok güzel bir gün. Bugün büyük bir memnuniyetle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ev sahipliği yapmaktayız. Sayın Gül,
size ve beraberinizdeki heyete ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ben de kendim de 2009 yılında Türkiye yapmış olduğum ziyarette çok güzel bir ziyaret gerçekleştirmiştim. O güzel ziyarette, güzel ülkenizde bizi de çok güzel ağırlamıştınız. Umuyorum ki burada da Sayın Cumhurbaşkanı'na Portekiz'de de aynı şekilde ev sahipliği yapabiliriz. Hem ben hem eşim ve bizimle heyetimde bulunan, Türkiye ziyaretindeki heyetinde bulunan herkes o zaman çok güzel ağırlanmıştık. Umuyoruz aynı şeyi biz de burada yapabiliriz. Tabii ki Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Portekiz'e yapmakta olduğu bu ziyaret bir kere daha bize ilişkilerimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor. Hem siyasi hem ekonomik hem kültürel düzeyde hem bilimsel düzeyde ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz. Hepimizin bildiği gibi Portekiz Avrupa'nın entegrasyonuna, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonuna çok önem vermektedir. Portekiz Türkiye'nin dostu olan Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği üyeliği için görüş birliğinde olan ülkelerden bir tanesidir ve bu konuda kurulmuş olan grubun bir parçasıdır. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin tam üyelik hedefiyle birlikte yürütülmeye devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz ki yakın zamanda İrlanda'nın dönem başkanlığındaki olumlu işaretler devam eder. Ve bu şekilde bu gelişmeler ile bir dönüm noktası oluşturabiliriz. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği'nin stratejik ortak çıkarları söz konusu. Türkiye'nin dinamik bir ekonomisi var. Türkiye coğrafi olarak da çok özel bir konumda bulunuyor. Ayrıca Türkiye barış, istikrar ve bölgenin güvenliği açısından da yine çok önemli bir noktada bulunmakta. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin sesi çok önemli. Türkiye'nin çalışmaları Suriye'de yaşanan insanlık trajedisinin üstesinden gelinebilmesi için de çok önemli. Bu nedenle de Türkiye'nin bugüne kadar bu süreçte halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için, Suriye'deki halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için pek çok şey yaptığını biliyoruz. Geçmişte Libya'da olduğu gibi şu anda Türkiye kendi topraklarında önemli sayıda Suriyeli ev sahipliği yapıyor ve bu süreçte gerçekten de Türkiye'nin çalışmaları önemli. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da barış görüşmelerinin devam etmesi açısından da Türkiye'nin önemli bir pozisyonu var. Türkiye ile Portekiz arasındaki siyasi ilişkiler mükemmel düzeyde. Daha da detayına bakarsak, ekonomik ilişkilere bakarsak o zaman oldukça önemli bir ekonomik, makul diyebileceğimiz düzeyde bir ekonomik işbirliği söz konusu. Ancak tabii daha çok ciddi bir potansiyelde olduğunu söylemek gerekiyor. İmzalayacağımız anlaşmalar bu çerçevede çok önemli. Bu şekilde ekonomik ilişkilerimizi daha fazla geliştirmemiz mümkün olacak. Ticari ilişkilerimizi daha çok geliştirmemiz mümkün olacak. Tıpkı kültürel ilişkilerle ilgili olarak imzalanacak olan anlaşmada söz konusu olduğu gibi bütün bu anlaşmalar gerçekten çok önemli olacak bizim için. Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün burada olması, yanında iş adamlarının burada olması bizim için büyük memnuniyet ve kendisiyle büyük bir memnuniyetle birlikte iş forumuna da hitap edeceğim. Türkiye Portekiz iş forumuna da hitap edeceğiz beraber. Türkiye'nin Kafkas ülkeleriyle ve Asya ülkeleriyle de çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar Portekizli girişimciler açısından da faydalı olabilir. Türk meslektaşlarıyla işbirliği yaparak bu piyasalara erişim sağlayabilirler. Türkiye'de zaten Portekiz'in tarihten gelen çok geniş kapsamlı ilişkileri olduğunun bilincinde. Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri olmak üzere başta bu ülkelerle yakın ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'deki iş adamları da Portekizli iş adamlarıyla birlikte bu piyasalara erişim açısından ortak çalışmalar yapabilir. İşte bütün bu nedenlerle ben
bu ziyaretin çok önemli olduğunu ve ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesine özellikle çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti hiç şüphe yok ki Portekiz'le Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir dönüm noktası teşkil edecek ve siyasi gelişmelerin yanı sıra kültürel ve turistik ilişkilerinde daha fazla gelişmesi için önemli bir vesile olacak. Sonuç olarak turizm de gerçekten çok önemli çünkü iki ülkede turizm konusuna çok önem veriyor. Bilimsel, bunun yanı sıra bilimsel ilişkilerimizi de geliştirmeye devam etmemiz keza çok önemli. Kültür de insanları bir araya getirmek için çok önemlidir. Dolayısıyla biz bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında ki heyette Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nın da bulunuyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ve eminim bu süreçte atılacak adımlarla çok daha etkin bir şekilde çalışmalarımızı artıracağız. Kültürel anlamda da iki ülkenin ilişkilerini daha da gelişmesini sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, size bir kere daha hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada dostane bir ortamda ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum.